kararlar da bilsek, İznik Konsili kararlarına göre apostolik kökenli olmayan, yani bir havari tarafından kurulmamış bir patrikhanenin ekümenik olamayacağı. Ekümenik nedir aşağı? Yani beynelmiler. Yani uluslararası dünyada üç tane vardır. İznik Konsili kararına ve bütün Hristiyan itikadına göre. Protestanı da, Katoliği de, Ortodoksu da, Süryanisi de, efendim Şövalyesi de, Senjancısı da, neydi Ermenilerinki? Gregoryen'i de, hepsi aynı itikattadır. İznik Konsili tabanına göre. İskenderiye, Antakya, Roma. Bunlar ekümenik patrikhanelerdir. Bunun dışındakiler ekümenik olamaz. Patrik Efendi uğraşıyormuş. Uğraşsın ne olacak? Kabul ettiremez ki. Siyasi olarak demiyorum, itikadi olarak diyorum. Evet. Dolayısıyla biz kimlerle muhatap olduğumuzun itikadını da bilmek durumundayız. Hocam o zaman şöyle bir şey düşünüyorum. Daha net bir şekilde cahiliz. Hocam daha net bir şekilde sorayım. Gazze'de İsrail devleti 3 tane Yahudi öldürdü diye Filistin'de 10 günden fazladır Gazze'de 300'e yakın insanı şehit etti. Eder. 1000'e yakın umurla insan gelmez. Ki rakamlar çok net olmamakla beraber yaralandı ve ölenlerin içerisinde masum bebekler, kadınlar, tabii, ihtiyarlar var. Yaşlı, tabii, evine bombalar attı. Bunu yaparken, tabii, İsrail devleti dini inançlarının nedeninden dolayı mı yapıyor yoksa gerçekten söylediği gibi... Dini inançları buna müsaade ediyor diye. Müsaade ediyor buna. Öyle diyelim. Bizde o zaman dünyada harp hukukunu kuran zat Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Bedir'de ilk ciddi muharebede gavur geldiği zaman Efendimiz'in Bedir ashabı ki haklarında ayet nazil olmuştur. Ashabın içinde ayrı bir muhterem gruptur. Ashab-ı kiramın hepsi muhteremdir. Amenna da. Ama ashab-ı Bedir ayrı bir gruptur. Yüce bir gruptur. Allah cümlesini şefaatine nail etsin. Amin. Buyuruyor ki Efendimiz velev ki kahin olsa, malum putperestler din adamlarına kahin derler. Hı hı. Din adamı vasfında olana, aman dileyene, silahını bırakana, güçsüz olduğu belli olana, yaralıya, çocuğa, kadına silah kullanmayacaksınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan evvel Roma harplerinde, Sasani harplerinde, eski Mezopotamya harplerinde falan böyle bir işte hukuk, savaş hukuku yok. Onu kuran da Efendimiz Aleyhisselam'dır. Ama şimdi kimse kusura bakmasın, bir takım sözleri galiz söylemeyince akılda kalmıyor. Ben şimdi söyleyeceğim. Mesuliyeti bana ait. Hocam. Şimdiki insanlar kancıkça harp ediyorlar. Kalleşçe harp ediyorlar. Erkekçe değil. Evet. Bosna'da yaptıkları neydi? Kosova'da yaptıkları neydi? Kırım'da yaptıkları neydi? Dağıstan'da yaptıkları neydi? Arakan'da yaptıkları neydi? Afganistan. Filistin'de yaptıkları ne? Hala ne? Kıbrıs'ta yaptıkları neydi? Banyodaki subayın iki çocuğunu, o yavrular banyoda ölmedi mi? Yıkanırken çocukları öldürdüler. İngilizler İstanbul'u işgal ettiği zaman Şehzade başında benim uyuyan askerimi şehit etmedi mi? Şehzadebaşı karakolunda. Uyuyor çocuk. Genç delikanlı. Uyuyor. Sana karşı silah kullanmış değil. Uyuyan adama tüfek atıyor. İngiliz. Ve biz hala dostluğu batının dümen suyunda gitmek olarak algılayanların davul çalmalarından kulağımız parçalanıyor. Öyle mi, evet, değil mi? Hocam o zaman şimdi ki buyurun hocam. Buyurun. Bu cümle çok önemli hakikaten. Evet. Allah razı olsun Turlu hocam. Estağfurullah. Evet. Şimdi burada hakikatleri söylerken herkesin anlayacağı lisanda söylemek lazım geliyor. Hakikat üstü kapalı söylendiği müddetçe kafası uyuşturulmuş toplum bunu algılamıyor. Hocam daha net bir şey soracağım o zaman burada. Ümmet-i Muhammed içerisinde ekseriyetin kabul etmediği 3-5 tane, Ümmet-i Muhammed'in geneli için söylüyorum, 3-5 tane kendini bilmezin İslam namına yaptıkları şeyleri tüm dünya bir İslam terörizmi diye empoze ederken, İslam'ı bir terör dini diye empoze ederken, biz ki bunu kabul etmiyoruz, Ümmet-i Muhammed'in geneli kabul etmiyor bunu ve tasvip de etmiyoruz. Ayet buna rağmen... Esulhu hayır. Yani kitabımız da kabul etmiyor. Esulhu hayır. Bitti. Hocam buna rağmen
bir İslam terörizmi empozesi var tüm dünyada. İnsanlar İslam deyince kaçıyorlar ve korkuyorlar. Bombalar, canlı bombalar akıllara geliyor. Fakat biz öğreniyoruz ki sizin anlattıklarınıza İsrail devleti bu yaptıklarını dini inancının tersine olmadığını, evet, hatta yer yer desteklediğini, evet, hatta birçok operasyonlarına Tevrat'tan isim verdiklerini biliyoruz. Buna rağmen biz bir şey niye bunu anlatamıyoruz? Mesela, niye anlatamıyoruz yani çok bunu? Çok basit bir şey arz edeyim. Faiz haram mı? Haram. Yahudilerde de haramdır. Ama birbirlerine karşı haramdır. Benden faiz alırlar. Ben Yahudi değilim elhamdülillah. Yahudi Yahudi'den faiz almaz. Dinlerine göre yasaktır. Ama benden alır. Anlatabildim mi? Evet. Yahudi başkasını öldürebilir. Yahudi'yi öldüremez. Biraz önce söylediğiniz cümleden hareketle devamında şunu soracağım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İsrail'in kendini savunmasını destekliyor güya. Almanya Başbakanı Merkel destekliyor. Kanada Başbakanı destekliyor. İngiliz hükümeti iktidarlı olsa da destekliyor. Bir hocam bir haçlı ittifak mı var? Yani Müslümanlara karşı bir ittifak mı var? Tabii, bu Allah, yani? Şu anda yaşanan dediği, bu mu yani? Allah'ın dediği, Resulullah'ın tebliğ buyurduğu ayet hükmünü kıyamete kadar icra etmez olur mu? Sabiler, İseviler, Museviler, özellikle bu üçünü kastediyor. O zamanki hakim din olarak. Sabilerin içine hepsi, bütün putperestler girer. Birbirleriyle münakaşa, mücadele, savaş yapsalar bile Müslümanlara karşı tek olurlar diyor. Öyle mi hocam? Var mı ayet? Var. Allah'ın dediği havada mı olacak? Tabii olacak. Ne fark eder? Birbirleriyle Avrupa'daki 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları, Engizisyon mahkemeleri Hristiyan'ın Hristiyan'a yaptığı değil midir? Evet. Ama Fatih Sultan Mehmet Han, Sultan Süleyman Han, Kanuni, 3. Mehmet Han Avrupa'ya yürüdüğü zaman ne Ortodoks'u kalıyor, ne Protestan'ı kalıyor, ne Katolik'i kalıyor. Kudüs'e gelmek için Haçlılar hepsi beraber geliyor. Sonra Kılıç Aslan'dan tokadı yiye yiye, en sonunda Selahaddin Eyyubi'den tokadı yiye yiye bitiyor. Ama evet, gelirken hep beraber geliyorlar. Geldikleri zaman İstanbul'u malum Katolikler, yani Latinler diye söylüyorlar onu, Ayasofya'da, af buyurun, kadın oynatıyorlar. 1204 tarihi. Bugün Venedik'teki çok önemli iki heykel İstanbul bugünkü Sultanahmet Meydanı, At Meydanı'ndan çalınarak götürülmüştür. 1204 Latin işgalinde, Katolik işgalinde. Ayrıca İstanbul Patriği'nin ekümenik olmasını temin etmek için papalar çağrılmış, Ayasofya'nın altında birkaç tane papa mezarı vardır. Katolik olduğu halde. Kabul etmeyince öldürüyorlar. Bunları tarihte olmuş bitmiş diye gördüğümüz zaman meseleyi anlamayız. Hala devam ediyor. Yani bir Amerikan başkanı ki protestanlık Amerika'da hakimdir. Almanya'da koyu katoliklik olmasına rağmen protestanlık hakimdir. Onların başbakanı. Keza İngiltere'de Anglikan kilisesi tamamen protestandır. Zaten İngiltere-İrlanda kavgası katolik-protestan kavgasıdır. Evet. Başka bir kavga değildir. Hala devam ediyor. Geçici bir sulh olmasına rağmen. Efendim, İtalya, İspanya koyu katoliktir. Keza Romanya. Ondan sonra Slav Ortodoksluğu başlar. Ama bunların hepsi İsrail'i destekler. Yeter ki bir Müslüman daha ölsün. Kına satışları artabilir. Evet. Hocam, tabii şimdi bu anlattıklarınızdan, bu Haçlı İttifakı'ndan aslında İsrail'in nasıl doğduğuna da gelmek gerekiyor. Çünkü bugünkü yaşananların temeli 1940'lara kadar, hatta 1902'lere kadar dayanan olaylar var. Sizden, zamanının sizden sonları. De dinleyelim ama bir Kur'an-ı Kerim aşırı tilavet dinleyelim hocamızdan, Recep hocamızdan. Tabii. Daha sonrasında oradan Fatiha'ları yine tüm ümmeti Muhammed'e, özellikle Gazze'ye, Arakan'daki Müslümanlara gönderelim. Hocamızdan bir aşırı tilavet dinleyelim. Daha sonrasında çünkü önemli olan buradaki bugün anlamak için, görmek için dünü iyi bilmek gerekiyor. Sizden de rica edeceğim. Ara sıra da aynaya bakmak gerekiyor. O zaten suçlu, çuvaldız suçlu, konusuna zaten geleceğiz hocam. Çünkü suçlu aramak için ara sıra da aynaya bakmak çuvaldız lazım. Çuvaldız konusu zaten çok önemli. Onlara da geleceğiz.
Sahur vakti devam ediyor sevgili seyirciler. Malum imsak vakti ve daha sonrasına kadar biz yayında olduğumuz için böyle işte VTR aralarında hocalarımızla ve bizlerle çay ve suyumuzu yudumlamak için affınıza sığınarak mola alıyoruz. Recep hocamızdan dinledik. Yusuf suresi 99. ve 104 ayetler arası, 104. ayet dahil. Metin hocamızdan rica edeceğiz kendisinden. Yusuf aleyhisselamın kıssasıydı. Çok önemli bir kıssaydı. Bize çıkaracağımız dersler. En başta Recep hocamıza teşekkür ediyorum okuyuşu için. Allah razı olsun kendisine ebeden. Şimdi Yusuf kıssası, Yusuf aleyhisselam kıssası, Yusuf suresindeki şu bu ayetlerden önce bir Kur'an'dan hani aldığımız bir önemli hikmet, bütün hayata bakışa dair bir önemli hikmet olarak şunu zikretmek istiyorum. Malum Kur'an defaatle, birden fazla surede defaatle iblis ile Adem arasındaki meseleyi anlatıyor. Hı hı. İblisin Adem'in yaratılışını hazmedemeyişi, işte onu secde emrine isyan edişi, Allah'a haşa kafa tutmaya kalkması ve sonra mühlet isteyişi. Evet. Yani o mühlet istiyor ve haşa Allah'ın Adem'i tercih ederek, daha üstün kılarak yanlış yaptığını güya ispat edecek. Yani bunu net bir şekilde anlıyoruz. Yani dolayısıyla Allah'ın insan kullarını yoldan çıkarmak, saptırmak için şeytan ve avenesi, hizb-ü şeytan ilk insandan işte bugüne, kıyamete kadar uğraşıyor, uğraşmaya devam edecek. Evet. Şimdi bu mana dahilinde baktığımızda bir kere şunu net bir şekilde görürüz. İblisin düşman olduğu ilk en büyük isim, asıl düşman olduğu isim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Çünkü iblisin o isyanındaki yanlışını en güzel biçimde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haliyle, ahlakıyla, ubudiyetiyle ortaya koyuyor. Evet. Bu temel bir mesele. Dolayısıyla dün, bugün, yarın niye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la, onun getirdiği hediyeyle, kitapla, onun getirdiği din ile niye uğraşıyorlar? Hocamızın ifade ettiği şekilde yek vücut olarak kendi işlerinde kavga etseler, dövüşseler, çarpışsalar da iş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Kur'an'a, İslam'a geldiğinde nasıl yek vücut oluyorlar? Ben bunu bu meseleyle birebir irtibatlı görüyorum. Evet. Gelirsek şimdi Yusuf Aleyhisselam kıssasına, Yusuf suresine. Bu sureyi her okuyuşumda bana Yusuf Aleyhisselam bir açıdan da yani İslam'ın temsili gibi gelir. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın şahsında aslında hani İslam'ın serencamını okuduğumuzu düşünürüm. Şimdi burada nedir? Rüyayla başlıyor. Ondan sonra kardeşlerin o rüyaya haset etmesi ve o rüyayı yanlışlamak üzere de Yusuf Aleyhisselam'ı öldürme planlarına girmeleri. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'ın başından geçen o kadar macera. Fakat o maceraların her birinde Yusuf Aleyhisselam'ın aslında ubudiyetinin terak etmesi, kemal bulması. Bunu okuruz ve en sonunda da bütün o hileler, hudalar, tuzaklar hepsi hükümsüz kalır. Ve Yusuf Aleyhisselam Mısır'ın azizi olduğu gibi babasına da kavuşur. Ve diğer taraftan da kardeşleri yaptıkları hileyi, hudayı itiraf ederek tevbekar olarak en sonunda rüyanın dediği noktaya gelirler. Ona boyun eğer, ona teslim olurlar. Evet. Ki bu durumda Yusuf Aleyhisselam'ın işte ettiği dua, Rabbine olan yönelişini okuduğumuz ayetler anlatıyor. Evet. İslam içinde diyorum, İslam adeta işte bütün insanlık tarihi içerisinde Yusuf Aleyhisselam'ın yaşadığı serencamı yaşıyor. Evet. İşte son din, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ اَكُمْ دِينُكُمْ, dininizi kemale erdirdim ve din olarak İslam'dan razı oldum hitabına Rabbimizin mazhar olmuş bir din ve yani buna karşı haset ediyor birileri
ve bu hakikati ortadan kaldırmak üzere hileler hudalar. 1400 küsur senedir biz bunların içindeyiz. Evet. Ama Allah'ın izniyle tüm bunlar...